Bugün hep birlikte PlayStation 4 Pro'nun kutu açılımını gerçekleştiriyoruz. Ve PlayStation 4 Pro'muzu açmaya başlayalım. Kutu kılıf şeklinde arkadaşlar. Bunun içinden beyaz bir tane daha kutu çıkıyor. Bunun içinde de bir tane garanti belgesi var. Görüyorsunuz. Garanti belgesini ayırıyorum. Asıl kutumuza gelelim. Asıl kutumuz da beyaz. Normal PlayStation 4'ün kutusuna benziyor. Çevirelim. Bu arada kutusunun üzerine okumadık. Her zaman yaptığımız gibi. Bizde bir ritüeldir bu. PlayStation 4 Pro Türkçe işletim sistemi. Bunu Sony Türkiye yapıştırmış. İthalatçı Sony Eurasia. Burada diyor ki dikey stand ayrı satılır diyor. PlayStation 4 Pro'nun ayağı da var. PlayStation 4 Pro ile birlikte. Ama kutunun içinde yok. Kutunun içindeki şeylere bakalım. Zaten şimdi kendisine bakacağız. PlayStation 4, DualShock 4, mono kulaklık, HDMI kablo, güç kablosu, USB şarj kablosu veya data aktarım için. Daha doğrusu PlayStation 4'ü, yeni DualShock 4'ü kabloyla da iletişim kurabiliyor. Ve tabii ki kullanma kılavuzu. Arkasına bakalım. Call of Duty nasıl okuyorsanız bir tane resmi var. PlayStation 4'ümüz. Horizon Zero Dawn, The Last Guardian ve Uncharted 4'ün de resimleri yerleştirilmiş kutunun üzerine. Kutuyu bir kenara bırakalım. Asıl kutumuza gelelim. Hoppa. Şurada şöyle bir dil bir şey var. Açıyoruz. Karşımıza neler geliyor? Kullanma kılavuzları geliyor. Burada renkli bir kullanma kılavuzu. Ve Türkçe'de destekli görüyorsunuz. Bunları yana bırakalım. Garanti kağıdı. Burada garanti koşullarını içeriyor. Garanti belgesi değil yani. Sağdaki kutuya açalım. Aksesuarlarına olan kutu. Tabii ki bir tane güç kablosu ve çok daha büyük ve kalın bir kablo. PlayStation 4'ün üst PlayStation 4'te çok daha inceydi. Çünkü onun güç tüketimi 160-170 watt civarında. Bunun 300 watt güç tüketimi var. Tabii ki oyunlarda şu anlık 180 watt'a kadar yükseliyormuş. İlerleyen oyunlarda belki daha fazla gücünden istifade edebilir. USB kablosu. Çok dandik bir mono kulaklık gerçekten. Kalitesi kötü ama zaten kimsenin de kullandığını zannetmiyorum. Yeni DualShock 4'ümüz. Evet. Yeni DualShock 4 bu şekilde arkadaşlar. Farkı ışığı buradan da yansıtabiliyor. Normalde tek led var. Bu sadece yansıma. Burada ayrı bir led yok yani. Hani böyle oyun oynarken siz hangi rengim diye şu şekilde şöyle çevirip bakmanıza gerek yok. Direkt buradan da görebileceksiniz. Bu DualShock 4'te 3 tane yenilik var arkadaşlar. Birincisi bu az önce bahsettiğim ışık. İkincisi şuraları artık parlak değil. Tamamen mat. Şuralar normalde parlaktı. Diğer bir yeniliği ise USB'den artık data aktarımı yapılabiliyor. Data aktarımı derken tabii ki resim fotoğraf atma anlamında değil. DualShock 4'ümüz PlayStation 4 ile kablo üzerinden de haberleşebiliyor. 0 mega indirmiş oluyorsunuz. Böylece gecikmesiz oynayabilirsiniz. Tabii ki bu çok fazla oynayanlar, işte çok turnuvacılar için vesaire. Yoksa zaten onun lagını anlamamız mümkün değil. Benim gibi oyuncuların en azından. PlayStation 4 Pro'muzu çıkaralım artık. Birazcık da zoom yapayım. Pro'muzun arkasını görüyoruz arkadaşlar. Ve PlayStation 4 Pro. Bayağı ağır arkadaşlar. Şu an tutmakta zorlanıyorum. Sandığımdan daha ağır. Gayet şık. Tamamen mat. 3 katlı. Slim 2 katlı biliyorsunuz. Arkasına bakalım.
Arkasında ise PlayStation'ın logoları var. Üçgen, yuvarlak, X. Tabi ortasında bir tane de PlayStation'ın logosu. Kamera odaklanmayı kesti. Evet. Ön tarafına bakalım. Şu şekilde koyup ben bir zoom yapayım. Evet, şurada güç tuşları var. Şu güç tuşu, şu CD çıkarma tuşu ufacık yerleştirilmiş ve aralarında ciddi bir mesafe var. Burada CD'mizi buraya takıyoruz, Blu-ray'imizi. İki tane USB burada. Onun dışında önünde Sony logosu ve PS4 logosu. Çevirelim. O tarafta bir şey yok. Şöyle zoom'u biraz geri çıkarayım. Arkasına bakalım. Tekrar zoom yapalım. Arkasında güç bağlantı kablosu, HDMI kablosu, AUX girişi ki bu da PlayStation 4'ün kamerasını bağlıyoruz. Optik ses çıkışı, USB girişi ve bir tane Ethernet kablosu girişi, LAN girişi var. Bu arada hiçbir PlayStation'da daha önce arkada bir USB konumlandırılmamıştı. PlayStation 4 Pro'da özellikle VR için çok iyi olmuş. Biliyorsunuz PlayStation VR'ın ünitesi de USB'den bağlanıyor. Öndeki USB'leri kullanmayacağız böylelikle. Kablo gürültüsünü, kablo karmaşasını engellemiş olacağız. Şurada bir tane etiket görüyorum. Seri numarası var. Aşağıda da hard disk kapağı var. Hard disk'i de buradan değiştiriyoruz. Evet. Tekrar şöyle koyayım ben. Hatta dik koyalım. Gerçi dik koyunca da siz pek göremeyeceksiniz. Ama yine göstereyim. Yeni Pelikan silgiler vardır ya. Yine öyle gözüküyor. Tıpkı normal PlayStation 4 gibi. Ve önden de böyle. Bu arada gerçekten ağırmış ya. Bu kadar tahmin etmiyordum. Bunu da tekrar belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, PlayStation 4 Pro'nun kutu açılımı bu şekildeydi. Aynı zamanda yarın yani 12 Kasım gününde PlayStation 4 Pro'nun hard diskini değiştirme videosunu yükleyeceğim. O yüzden bugünlük hoşça kalın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere.